Git konuş onunla. Fırat gerçeği bilmeye hak ediyor. Sadece o değil, gönülle Miranda. Benimle konuşmuyor bile. Ya yine dinlemezse? Böyle kalsın. Hiçbir şey bilmezsin. Esma, gitmek zorundasın, konuşmak zorundasın. Bunu Füsun yüzünden mi istiyorsun? Ona karşı galip gelmek için. Ben Füsun'a karşı zaten galibim. Bu mesele Füsun'la ilgili değil, Fırat'la ilgili. Mahmut, Esma'yı sen götür. Başım üstüne hanımım. Düzelteceğiz dedik, düzelteceğiz. Korkuyorsun, biliyorum. Bak Fırat'a gerçeği söylediğinde biraz öfkelenecek, kızacak. Ama sen annesisin. Ondan vazgeçmediğini anladığında yaraları sarılacak. Sen korkmuyor musun? Ya Füsun öğrenirse? Korkmuyorum. Sen de korkma. Esma, Nihat'ı benim öldürdüğümü söylersin. Benim ittiğimi söylersin. Bu kadarını sana borçluyum. Görüyorsun ya Nihat. İnsanın işlediği günahlar öldükten sonra bile yakasını bırakmıyor. Geri mi döndün? Bunu konuştuk. Yüzünde hep bir kibir, arsızca bir güven. Sanıyorsun ki dünya etrafında dönecek. Herkes sana köle, emrine amade. Herkesi buna inandırdın. Ama öyle değilmiş ha, Azize. Öyle değilmiş. Sen güzel olan ne varsa kuruttun. Kötü olan ne varsa hayatımıza soktun. Ölüm, acı, ayrılık hepsinin vesilesi oldun. Senin eline attığın yer kurudu. Gözünü diktiğin yer çöktü. Sen benim oğlumu öldürdün. Ama bilmediğin bir şey var. Ben de senin oğlunu öldürdüm. Hani o kaza var ya, o kaza. Hani Elif'le benim kurtulduğumuz. Ahmet onu kurtarmam için bana yalvardı. Susun! Yandığım gibi yanacaksın demiştim Ahmet. O gün geldi işte. Geldi be Sultan! Duyduğum oğlunun yardım çığlığıydı. Bir de arabanın patlama sesi tabii. Arkamı bile dönmedim. Çektim gittim.
Ben bunun bedelini oğlumun ölümüyle ödedim. Hem de iki kere. Bana onca eziyet eden adamın hesabını soran Allah... seni de görmezden gelmeyecek tabii. İstersen böyle koca koca konakların duvarların arkasına saklan. İstersen binlerce mahmut sarsın etrafı. Yaptığının bedelini ödeyeceksin. Ettiğini çekeceksin. Ben şimdi gidiyorum. Kars'a dönüyorum. Seninle işim bitti. Ama bir gün gönlünün hayatına zarar verecek tek bir şey yaparsan geri döneceğim. Neden biliyor musun? Canımı almak için. Onu unut. O iş o kadar kolay değil. Sen öyle kolay can veremeyeceksin. Beni buna mecbur edersen senin azizen olur. Sultan. Bir gün eğer gücün yeterse beni affet. Ben seni affettim çünkü. Ateşin harlı olsun canım. Seni affeden senden beter yaz. Geliyorum oğlum, şifa bulmaya. Önce sana, sonra bana. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.